Barcelona Mobil Dünya 2024'ten herkese merhabalar. Değerli misafirlerimizle bir aradayız. Onlara kısa kısa sorular yöneltip akıllarında ne kalmış hep birlikte öğreneceğiz. İlk sormak istediğim soru, hocam sizle başlayalım, herkesten birer cümle alalım. Burada görüp aklınızda kalan en önemli teknoloji veya sunum konusu neydi? Yani benim 5.5G ilgimi çekti açıkçası. Çünkü zaten eğitimde 5G'yi falan anlatıyorduk ama 5.5'u ve vizyonu burada görmek benim için iyi oldu. Yani teknoloji olarak onu diyebilirim. Arabayı saymayacağım, arabayı başkası söylesin. Rami Başkanım, ekibimizin en değerli üyelerinden. Ve bizler için gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel eğittiniz de diyebilirim yani öğretilerinize, tecrübe aktarımlarınıza. Beni de etkileyen aslında 5.5G'ydi. Ve de onun olanaklarını sizin varsayımlarınız içinde dinlemek de bizim için çok değişik oldu. Ufkumuzu açan, yeni iş süreçlerini nasıl belirleyeceğimizi gösteren bir demo oldu. Bundan dolayı gerçekten çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. 5.5G 2 oldu bu arada. Evet. Tikliyorum oradan. 3 de yapabiliriz. 3. Evet, kesinlikle 5.5G. Özellikle uygulama alanları çok dikkatimi çekti. Ama ona ek olarak tabii ki üretken yapay zeka. O da bu fuarın en fazla bence dikkat çeken güzel konu başlıklarından bir tanesiydi. Generative AI. Listeye 5.5G'nin yanına bir de üretken yapay zekayı. Bence yapay zekaya bir ek daha yapalım. 5G, siber güvenlik ama tüm teknolojilerin göbeğinde yapay zeka var. Bence bu teknolojinin en önemli keyword'ü yapay zeka. Artık yapay zeka çağının başladığını burada hepimiz görmüş olduk, şahit etmiş olduk. Zafer Bey'den yapay zeka geldi. Ben de 5.5G demek isterim ama çeşitliliği arttırmak için benim tarafımdan cloud olsun. Gerçekten bulut cloud tarafı. Bulut tarafı. Gerçekten bulut teknolojileri artık yaygınlaşması gerekiyor. Ki 5.5G'nin ve yapay zekanın tüm nimetlerinden faydalanabilir. O zaman genel bir görüş birliği olarak 5.5G, bulut ve yapay zeka üretkeni de üretmeyeni de diyelim yapay zeka olarak alabiliriz. Bilmiyorum, şemsiye yapay zeka için başkanın bir görüşü var mı? Hani biraz taraflı gibi gel dediniz de hala şemsiye yapay zekadır diyor. Ya aslında tabii yapay zeka bugün de önümüzdeki onlarca yılda en önemli konulardan bir tanesi olacak. Ama bu fuar kapsamında düşündüğümüzde belki ikinci sırada gelebilir. Bu 5.5G daha bir ön planda olan, hepimizi de bu anlamda etkileyen bir alandı. Şimdi tüm seyahatimiz boyunca Zafer Bey'in mottosu şuydu. Başkanım ne diyorsa ben onun arkasından söylüyorum. Şimdi bunun üstüne bir söz. Yapay zeka konusu dışında. Aslında biz yapay zeka bir exception attı orada. Aslında biz dün akşam arabada şöyle bir eleştirimiz vardı. Her şey teknoloji, bunun sosyal boyutunu hiç işlememişler gibi bir düşüncemiz vardı. Ama bu sabahleyin gördük ki bu da düşünülmüş. Bugünkü sabahki oturumlar da bizi gerçekten çok etkiledi. Şu anda kültürel değişimin de çok önemli olduğunu bu alanda önemsendiğini ve bunun için de belli araçlar geliştirildiğini gördük. Bunları Türkiye'de bir an önce hem kamunun hem STK'ların hem üniversitelerin katılımıyla bu yönde de çalışmalar yapma gereği var diye düşünüyorum. Yani benim söylememe gerek yok. Ahmet Bey beni yönlendirdi. Her yer yapay zeka. Suyumuz bile veri baktığınız zaman. O yüzden yapay zeka bilmiyorum hocam. Birinci sıra mı, ikinci sırada mı? Ya şöyle söyleyeyim. Siz şimdi yapay zeka falan diyorsunuz ama cenazenize altyapı gelecek. Burada bu yapay zeka gibi şey. Evet, yani neticede o altyapı hizmetlerinin daha fazla öne çıktığını gördük aslında. Ama bir hype var tabii yapay zeka ile ilgili. O yüzden siz bundan faydalanın, bence çok gayet yerinde bir hype. Huawei'in de işte çalışmalarını gördük ama başkanımın söylediği talent tarafının da olması ve insan tarafının konuşulması da bence önemliydi. Ben de onu listeye eklemek istiyorum izin verirseniz. Evet, teşekkür ediyorum. İnsan tarafını da ekledik. Şöyle kısaca toparlayayım. Yani altyapı dedik, 5.5G, üzerine bulut bilişimi inşa ettik. Üzerine uygulamalarımızla yapay zekayı inşa ettik ve insan, en önemlisi insanı yetiştirmeyi ekledik. Ama ben bir tane eklemek istiyorum. Alamadım o cevabı. Aslında yeşil enerji. Yeşil dönüşüm. Yani hepsinin temelinde enerjiye ihtiyacımız var. Doğru mu? Hani derler ya, elektrik gelir, babanız benim der, keser gider. Altyapıyı da, üst yapıyı da. Dolayısıyla bugün gezimiz boyunca gördüğümüz en önemli olaylardan birisi de karbon ayak izinin azaltılarak yeşil enerjiyle dijital dönüşümü nasıl başarabiliriz? Altyapısıyla, bulutuyla, yapay zekasıyla.
ve insan kaynaklarıyla. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, kesinlikle yok. Özellikle bu baz istasyonlarının güneş enerjisiyle beslenmesi, o da yine Huawei tarafının dikkat çeken bence çözümlerinden bir tanesiydi. Yıl kaç bilmiyorum ama oldukça yıl önce Hannover fuarları vardı biliyorsunuz. Oraya ilk gittiğimde ATM makineleri yeni çıkmıştı. ATM makinelerini bize gösterirken elimizden imza almışlar. Hiçbir yerde bundan bahsetmeyeceğim bilmem ne falan filan. Sonra bize tanıttılar ve oradaki çaba şuydu aslında. Ya insanla makineyi yan yana getirdiğinde ya buraya bir ses koyalım, bir telefon olsun insanla iletişim. Bu kadar etik düşünülen bir noktadan geldiğimiz nokta birazcık daha hoyrat bir şeye geldik. Ya teknolojinin insanını, mutluluğunu birinci derecede düşünmesi gereken yerde çok da fazla kale alınmadığını ve bundan dolayı biz Türkiye Bilişim Derneği olarak insan ve teknoloji çalıştaylarına başladık. Bu hakikaten insan odaklı teknolojiyi geliştirmeyi ön plana almamız gerektiğini ben düşünüyorum. Nihayetinde her şey insan için. Doğru. Bu sloganla ilerlemekte yarar var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teknolojinin her noktasına değindik aslında. Altyapısından üst yapısına, insan kaynağına kadar. Tabii sadece teknoloji konuşmayalım. Benim sormak istediğim bir diğer husus da Barcelona'dan aklınızda ne kaldı? Bu sefer bu taraftan başlayalım. Benim ilk Barcelona'ya gelişim. Ama gerçekten gerek mimari, gerek sanata verdiği önem tüm binalarına yansımış durumda. Benim aklımda Gaudi kaldı. Gaudi kaldı, tamam. Gaudi 2 diyelim ama Flamenco'yu da yanına ekleyelim. Tamam, Gaudi 2, Flamenco 1. Tasarım şehirler diye bir kavram var dünyada ve gerçekten Barcelona bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sanki cetveli koymuşsun, bu şehri çizmişsin. Ve yani, yıllar önce. Ve yıllar önce her sokak ayrı bir keyifli. Havadar sokaklar, yani hiçbir sokak kapalı değil. Evet, eski şehirde tabii ki dar küçük sokaklar var ama genel olarak şehrin bütün sokaklarına baktığımız zaman 3 kaldırımdan oluşan binaların o güzel dokusunu koruması ve şehrin de cetvelle çizilmiş kadar gerçekten tasarım şekilde olması keyif veriyor. Yani buraya gelmek gerçekten başka bir keyif. Seni de Gaudi'ye ekleyebilir miyiz o zaman? Yani Gaudi demeyelim de genel mimari. Genel mimari diyelim. Diğer mimarların da hakkını yemeyelim. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Gaudi'yi ben de söyleyebilirim ama genellikle insana şehirler için bu şehirde yaşamak ister misin diye sorarlar. Ben bu şehirde yaşamak isterim ama bir tek benim için burada ne problem olur? Yemek problem olur diye düşünüyorum. Türk yemeklerinin yanında burada çok mutlu olmam diye düşünüyorum. Her yönüyle güzel bir şehir aslında. O zaman yine mimari, genel şehir. Şehir mimarisi olarak aklımıza kalacaktır. Yani tabii Gaudi'nin üzerine biz çok konuştuk parkı gezerken. O yüzden ben de Gaudi'den etkilendim ama gördüğümüz kadarıyla şöyle bir şey var. Bu şehir Gaudi ile başladığı için hikayesi mimari bu şehrin önemli bir olayı olmuş ve hakikaten farklı mimari çalışmalar da gördük. Bir de tabii ben şeyi düşünüyordum Barcelona'ya geldiğimizde otelden etkinlik alanına gidiyoruz. İşte caddelerden geçiyoruz gayet güzel geniş filan. Acaba bu şehri başka ne var ki hani herhangi bir Avrupa şehrinden ne fark eder diye baktığımızda Gothic Quarter da çok güzel. Oradaki gotik binalar da bence şehrin önemli bir değeri yani. O zaman genel olarak hepimizin aklında kalan şu olmuş. Şehre gelen bir kere şehrin tarihiyle, mimarisiyle gezerek yaşıyor diyebiliriz. Kesinlikle yani onları koyduğumuzda bir turizm şehri, bir işte sahil şehri olmanın üzerine fazladan bir değer olmuş oldu. Yani onları görmeden sadece denize girip gitsek çok şey eksik kalırmış. Ama Alanya'da güzel hocam. Alanya'dan daha güzel değil burası ayrıca. Onun altını çizmek Alanya istiyorum. Güzel. Evet. Evet, Kastamonu'dan sonra Barcelona'ya iyi oldu. Alanya? Alanya. Abi Kastamonu turizm şehri miydi? Sadece Kestanibal'ın diyarı değil miydi? Hayır derseniz Kastamonu. Ama yani Gastronomi derseniz Kastamonu ama şu an konumuz Barcelona. Evet. Yani dolayısıyla Barcelona'yı o yönüyle kıyasladığımızda tabii Alanya olmaz ama güzel yani. Teşekkür ediyorum hocam. Aslında Rahim Başkan bir top attı bana. Ben yemek sormak istiyorum. Zafer Başkan'la başlayalım bu sefer. Tereyağı. Tamam, lütfen. Bütün yemekler güzeldi. Balıkları, etleri çok güzeldi ama domatesli ekmek Rahim Başkanım çok beğendi. Ben hiç hayatımda domates yemesem de yiyebilirdim. O kadar lezzetli gözüküyordu ama aklımda kalan tereyağıydı. Tereyağı. Evet. Barcelona'da tereyağlı ekmek yedik. Evet. Tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum. Varsa eklemek istediğiniz son bir cümle alalım, kapatalım. Gayet güzel bir 4 gün geçirdik. Elinize emeğinize sağlık, ziyaretlerinize sağlık. Sizler olunca zaten bunlar değerli, bir anlam ifade ediyor. Buradan da bizi dinleyen gençlere özellikle belirli aktarımlar yapmış olduk. İnşallah seneye daha iyisinde, daha güzelinde buluşmak dileğiyle diyelim. Var mı son sözleriniz şöyle? Aslında soru gelir diye ben sonuna kadar bekledim de gelmeyince bunların altını çizmek istiyorum. Burada gerçekten alanın yarısı Huawei, yarısı diğer şirketler. Onu hissettik yani şu anda bulunduğumuz ortamda yine Huawei'in işte salonundayız. Bu bence burada altını çizecek güzel bir şeydi. İkincisi
burada Türkiye Huawei'nin organizasyonundan da kaynaklanıyor olabilir. Sokakta çok fazla Türk gördük konferans için gelen ve farklı ekipler gelmişti. Gerçekten dikkatimizi çeken bir şeydi. Ben şimdi sizin dışınızda farklı bir grupla da ayrılıp yemek yedim ve bir etkinliğe katıldım. Türkiye ekibinin organizasyon yeteneği gerçekten ortaya çıktı. Aslında bu tür seyahatlerde grup çok önemli. Evet. Grubun bu kadar zevkli geçmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi uyumlu bir grup olması, insanların espriden anlaması. Hakikaten dolayısıyla çok neşeli de bir 3-4 gün beraber geçirdik. Ve de bu vesileyle şunu da söylemek gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar güzel bir şeyi sağlayan hem Ömer Bey size hem Huawei çalışanların hepsine ben ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, yani Yunus Bey de zaten anlattı, hakikaten bu fuarın en güzel alanlarından bir tanesi Huawei'in. Ben de uzun yıllardan beri bu fuar geliyorum. 2009 yılından beri Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'ne geliyorum ve herhalde özellikle pandemi sonrasında ilk defa bu kadar iyi dizayn edilmiş, bu kadar büyük hem içerik olarak hem de buranın tasarımı olarak en iyi alanlardan bir tanesi kesinlikle Huawei. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü Huawei'nin alanı ve diğer alanlar var. Çünkü birinci hall'ün yarısından fazlası bildiğim kadarıyla sizin. Zaten hani bilmeyenler varsa 8 farklı burada hall var. Bu da şu anlama geliyor. 8'de bir aslında neredeyse. Fuarın neredeyse Huawei'ye ait. Dolayısıyla çok güzel. Hem içerik olarak hem de tasarım olarak çok güzel. Teşekkür ederiz davet için. Senin de ayağına sağlık. Böyle biraz son dakika oldu ama katılımlar için teşekkür ediyoruz. MWC'ye Huawei damgayı vurdu diyebiliriz. Harika bir atmosfer, harika bir ekip, harika bir organizasyon kabiliyeti. Başta size, Ömer Faruk Bey, size, Merve Arma, Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da hep birlikte oluruz. Özellikle Rahmi Başkanım'la birlikte olmak bizler için büyük bir onur. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buraya tabii Huawei Türkiye'nin davetiyle geldik. Bize bu fırsatı sunduğu için öncelikle teşekkür ediyoruz. İlave olarak müthiş bir ev sahipliği yaptı burada bize Huawei Türkiye. Ben hani Ömer Faruk Bey'in nezdinde tüm Huawei Türkiye'nin tüm yönetici ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Biz de tüm ekibimiz olarak size teşekkür ediyoruz. Hep beraber şöyle bir el sallayalım. MWC 2024'ten tüm ekip arkadaşlarıma ben de teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Tekrar geldiğiniz için ayağınıza sağlık. MWC 2024'de bir güle güle yapalım hep beraber. Hoşça kalın.